18. soru YGS matematik serisi. İfadesinin kısaltılmış biçimi hangisidir diyor. Bu tarz sorularda ilk akla getirmemiz gereken formüller şunlar. A kare eksi b kare, ya eşlenikler daha doğrusu. A artı b çarpı a eksi b'ye eşit. A artı b'nin karesi. A kare artı 2ab artı b kareye eşit. A eksi b'nin karesi. A kare eksi 2ab eksi b kareye eşit. Artı b kareye eşit. Şimdi eğer bu 3 özdeşliği kullanarak soruya yaklaşırsak biraz daha korkmadan yaklaşabiliriz. Çünkü soruların çoğu bu temeller üzerine kuruluyor. Ha şunu da kullanabiliriz. Sayı da verebiliriz bu tarz sorularda ama sayı verirken işte mesela A'ya da B'ye de 1 verirseniz bu cevabı bulamazsınız. Çünkü şıklar birbirine aynı gelebilir. Verirken şöyle bir şey vermeniz lazım. Şıklarda iki tane şey aynı şeye denk gelmemesi için işte biraz daha örneğin A'ya 7 vereceksiniz, B'ye 5 vereceksiniz. O tarz bir şey vermeniz lazım ki şıklarda iki tane şey aynı olmasın. Yani siz A'ya B'ye 1 verdiğiniz zaman verdiğiniz cevap da 3 geldi. Şıklardan bakıyorsunuz hem bu 3 oluyor hem bu 3 oluyor atıyorum. Dolayısıyla iki şıkkı birden seçemeyeceğinize göre diyorsunuz ki baştan bakmam lazım. Farklı bir değer veriyorsunuz. Ona girmemek için değerleri biraz daha dikkatli seçmek lazım. Ama diğer yoldan yaparsak şu 3 eşleniği kullanarak yapacağız. Şimdi 8 a kare eksi 2 b kare var. Şimdi öncelikle bunların ikisi de 2'nin katı. Onu bir çıkaralım. Yani 2 parantezine alalım. 4 a kare eksi b kare oldu. Alt tarafta da aynı şekilde. 2 parantezine aldığımızda 4 a kare eksi 4 ab artı b kare oldu. Şimdi bu tarafta eşlenikler olsun, bu tarafta da bu ifade. Şimdi ikileri bir sadeleştirelim önce. 4 a kare eksi b kare. Şunlardan hangisine benziyor? Üsttekine benziyor değil mi? A kare eksi b kareye benziyor. Ama a kare eksi b kare olmamış. Şurada başında bir 4 var. Demek ki benim baştaki ifadem a kare değil, a değil 2a'ymış. Onun karesini almışım. 2a'nın karesini alınca 4 a kare olur. Dolayısıyla şu eşlenik şuraya denk gelirse karşısına ne gelir? 2a artı b çarpı 2a eksi b gelir. A yerine 2a geldi. Yerine koyalım. 2a'nın karesi 4a kare. B'nin karesi b kare. Dolayısıyla a kare eksi b kare açılımına uyuyor. Geldik alt tarafa. 4a kare eksi 4ab artı b kare. 3 tane küçük ifadeden oluşuyor. Şimdi 3 tane olan hangileri vardı? A artı b kare açılımı, a eksi b kare açılımı. Hangisinin ortasında eksi vardı? A eksi b kare açılımı. Dolayısıyla bu da yapı olarak şuna benziyor. Benziyor ama bu a eksi b kare açılımı değil. Niye? Çünkü şurada bir 4 var. 4 varsa 4 dediğim şey 2'nin karesi olduğu için demek ki bu 2a eksi b'nin karesinin açılımı. Yani 2a'nın karesi 4a kare olacak. Şuraya geliyor. Sonra ikisinin çarpımının 2 katı 2 eksi 2ab'nin 2 katı eksi 4ab sağlıyor. Sonra b'nin karesi bu. Peki ben bu kareyi şöyle yazabilir miyim? Kare yazmayayım. İki tane yan yana yazayım, çarpayım. Sadeleşme kolay olsun diye. Yine 2 eksi b'nin karesi oldu. Şunlar sadeleşti. Geriye 2a artı b, 2a eksi b kaldı. Cevabımız Ceyhan. Peki soruyu çözerken ne uyguladık? Dedik ki bu bir kısaltma sorusu, sadeleştirme sorusu. Dolayısıyla bu tarz sorularda genelde 3 tane eşlenik temel alınır. A kare eksi b kare, a artı b'nin karesi, a eksi b'nin karesi. Sonra baktık ki mesela bir 8 var. 8 bir şeyin karesi değil. Bundan kurtulabiliyor muyum? Mesela 4 gibi bir kareye çevirebiliyor muyum? Çevirebiliyorum. Nasıl? 2 ile sadeleştirdim. 2 ile sadeleştirince gördüm ki buralar bir şeylerin karesine döndü. Birisi 1'in karesine döndü. Burada gözükmüyor da 1'in karesi 1 olduğu için. Biri de 2'nin karesine döndü. Artık dedim ki 3 tane eşlenikten hangisine benzediğine bakabilirim. Daha sonra baktım. Şu 2 kare farkına, şu da a eksi b'nin karesine benzediği için ona göre dönüştürdüm. Ve daha sonra gerekli sadeleştirmeyi yaptım. Sonuca ulaştım.